Ukrayna ordusu tarafından işgalci Rus ordusuna karşı saldırıları devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun 24 Şubat-14 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada Rus ordusunun son 24 saatte 300 askerini daha kaybettiği aktarıldı açıklamada, Rus ordusunun toplam 27.200 asker kaybettiği ve Ruslara ait 200 uçak, 163 helikopter, 1218 tank, 2934 zırhlı araç, 551 top, 195 roket atar ve 88 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi. Rus güçlerinin 2059 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 411 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 95 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi. Ukrayna ordusu, Donuts nehrini geçmekte ısrar eden Rus ordusuna ağır darbeler vurdu. 3 gündür Donuts nehrini Duba köprülerle geçmeye çalışan Rus ordusunun çok sayıda ekipmanı ve askeri imha edildi. Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Ceraschenko, 3 gün içinde Bilogorovka'da yaklaşık 250 adet Rus ekipmanı ve 1500'e yakın Rus askeri ve subayının imha edildiğini belirtti. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, savaşın başlamasından itibaren Rus ordusunca ele geçirilen 1015 yerleşim alanının kurtarıldığını bildirdi. Zelenski yayınladığı video mesajında son 24 saatte 6 yerleşim alanının yeniden kontrolünün sağlandığını belirterek böylece savaşın başından bu yana Rus güçlerinden geri alınan yerleşim yerinin 1015 olduğu bilgisini paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı bu yerleşim alanlarında elektrik, su temini, iletişim, ulaşım ve sosyal hizmetlerin yeniden verilmeye başlandığını aktardı. Ukrayna ordusunca Harkiv bölgesindeki yerleşim alanlarının kademeli olarak Rus güçlerinden kurtarıldığını kaydeden Zelenski, elbette işgal altındaki her şehri anıyoruz, Hersin, Melitopol, Berdyansk, Energodar, Mariupol ve Donbas'ın tüm şehirleri. Harkiv bölgesinin kademeli olarak kurtarılması, kimseyi düşmana bırakmayacağımızın kanıtıdır dedi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, yüksek hassasiyetli füzelerle Donetsk bölgesi ve Berestovo yerleşim yerlerinde 5 kontrol noktası ve 2 mühimmat deposunu vurduklarını belirtti. Saldırılar sonucunda yüze kadar Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Konaşenkov, 23 askeri ekipman birimi etkisiz hale getirildi. Hava kuvvetleri Ukrayna ordusunun insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı 43 bölgesini mağlup etti. Gece boyunca füze birlikleri ve topçular tarafından 18 kontrol noktası, 543 insan gücü ve askeri teçhizat yoğunlaşma bölgesi, Hersın bölgesinin Liubomirovka köyünde mühimmat deposu vuruldu. Ukrayna'nın 23 topçu biriminin yanı sıra Kamensko'ya, Krasnaya Drobşevo, Yarovaya, Korobochkino, Husarovka bölgelerindeki ateş pozisyonlarında da yer alıyor. Rus hava savunma araçları gece boyunca bir adet bayraktar TB2 olmak üzere 13 Ukraynalı insansız hava aracını imha etti. Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 165 uçak, 125 helikopter, 858 insansız hava araçları, 304 uçak savar füze kompleksi, 3051 tank ve zırhlı, 372 çok namlulu roket atar sistemi, 1507 topçu ve havan, 2898 adet özel askeri otomotiv mühendisliği yok edildi dedi. Yalan da sınır tanımayan Ruslar bu kez de Ukrayna'ya satışı gerçekleşmeyen Anka-S silahlı insansız hava aracı düşürdüklerini iddia etti. Rus medyası ayrıca İngiliz ordusunun Ukrayna'ya gönderildiğini belirtti. Ukrayna'ya gelen yabancı paralı askerlerin ve militanların tamamen yenildiği iddia edilen haberde, İngiliz askeri personelinin ve subaylarının Ukrayna'da olduğu belirtilerek, İngiliz gizli subayları hala düzenli olarak Ukrayna ordusunu ön saflarda yönlendirmekte ve NATO istihbaratını kullanarak ordunun çeşitli kollarının eylemlerini koordine etmekte ilgileniyorlar. Örneğin Mayıs ayı başlarında İngilizler Zaproje bölgesinde aktif olarak çalışıyorlardı. İngiliz subaylar Ukrayna cephesindeki operasyonel durumun haritalarını oluşturuyor denildi. İngiltere Savunma Bakanlığı ise her sonda Rusya'nın dayattığı askeri-sivil yönetimin Rusya'dan Herson bölgesinin Rusya Federasyonuna dahil edilmesini isteyeceklerini açıkladığını belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından istihbarat güncellemesi adı altında yapılan paylaşımda Rusya'nın orijinal işgal planının merkezi bir parçasının Ukrayna'nın bölgelerinin çoğunu uzun vadeli Rus yanlısı otorite altına yerleştirmek için hileli referandumları kullanması yüksek ihtimaldi. Rusya'nın her sonda yalnızca Rus yanlısı bir yerel liderliği empoze etmeyi başarmış olması, Rusya'nın işgalinin Ukrayna'daki siyasi hedeflerine doğru ilerleme kaydetmedeki başarısızlığını vurgulamaktadır. Rusya her sonda bir katılım referandumu düzenlerse, Ukrayna'dan ayrılma lehine açık bir çoğunluk göstermek için sonuçları kesinlikle manipüle edecektir. Hersin bölgesindeki vatandaşların Rus işgaline karşı muhalefetlerini göstermeye devam etmesi muhtemel denildi. Öte yandan Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko, Ukrayna ordusunun çok yetenekli olduğunu açıkladı. Lukashenko, ülkenin savunma departmanını Belarus ordusunun hareketliliğini önemli ölçüde artırmaya çağırdı. Belarus savunma departmanının temsilcileriyle toplantı yapan Lukashenko, beklenmedik bir şekilde Ukrayna mobil gruplarının anında ve çarpıcı saldırılar yapma yeteneğini gösterdiğini belirtti. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi 6x6 araç üstüne monteli Obüs Yavuz'u göreve hazır hale getirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi, fırtına obüsünün muharebe sahasındaki etkinliğini hareket kabiliyeti daha yüksek bir platformla artırmak, bu alandaki yüksek ihracat potansiyelini değerlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yavuz obüsünü geliştirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda ateş destek unsuru olarak kullanılmak üzere geliştirilen Yavuz'da Fırtına obüsündeki gibi 155 mm 52 kalibre silah sistemi yer alıyor. Uzun yıllardır çekili ve kundağı motorlu obüslerde kullanılan silah sistemi 6x6 araç üzerine monte edildi ve zorlu kalifikasyon testlerinden başarıyla geçti. Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla bir, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Araç, beş mürettebatı taşıyacak kapasitede çift kabine sahip bulunuyor. Aracın azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor. Yavuz obüsü, farklı yükseliş açıları ve sevk barut modülleriyle aynı hedefi aynı anda üç farklı mühimmatla vurabiliyor. Mod 274 mühimmat ile 40 kilometre menzile sahip olan Yavuz obüsü 1 dakikada 4 ila 6 atım yapabiliyor. Silah sistemi ve mühimmat konusundaki çalışmaları ile obüsün menzilini yakın zamanda yaklaşık 2 katına çıkacak. Yurtdışı pazarın ihtiyaç ve talepleri de değerlendirilerek üretilen Yavuz'un ihracatı da gündemde. Savunma Sanayi Başkanlığı Radar ve Elektronik Harp Daire Başkanı Ahmet Akyol, Aselsan tarafından geliştirilen Eralp ve Murat radarlarında gelinen son aşamaya değindi. Akyol tarafından yapılan açıklamaya göre, Tehirsin adı Eralp, F-16 ve insansız hava aracı İZA radarının ismi ise Murat olarak belirlendi. Akyol tarafından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları kapsamında geliştirilen Eralp Erken İhbar Radarı'nın, bu yıl içerisinde envantere alınması planlanıyor.